Alvis ha menzionato la vostra dedizione alla pittura. İbrahim Paşa'yı çok kıymetli ressamlarla tanıştıracağım. Bu saraya davet edeceğim. Ressam kim? Kırımlı bir ressam. Adı Leo, sarayda çalışıyor. Arzu ederseniz İbrahim Paşa size tanıştırabilir. Değil mi İbrahim? Ne buyurdunuz sultanım? Kırımlı Leo'yu, ressamı bizle tanıştırmanızı söyledi Hatice Sultan. Ha tabii. Tabii, neden olmasın? Sultan Süleyman Hazretleri! Sultan Süleyman Hazretleri, size kız kardeşim Monica Teresa'yı tanıtmaktan şeref duyarım. Size de Hürrem Sultan Hazretleri. Sultan Süleyman, è un grande onore fare la vostra conoscenza. Hünkârım, sizinle tanışmaktan dolayı duyduğu onuru dile getiriyor. Hoş geldiniz. Sultanım. Signora Monica Teresa henüz Türkçeyi çok az konuşuyor hünkârım. Ona dilimizi öğrenmede yardımcı olacağım. Dilimizi konuşmanız bizi mesut eder Signora Teresa. En iyi hocayı bulmuşsunuz. Hünkârım, arzu ederseniz yemeğe geçelim. Kaldı bu Leo. Hünkârım, yemeğe başlamadan evvel size resminizi takdim etmek isterim. Görelim bakalım. Açın kapıyı! İbrahim Paşa'ya götürün beni! İbrahim Paşa'yı görmek istiyorum! Matrakçı Nasu Efendi'yi bulun! Onu çağırın! Nasıl buldunuz hünkârım? Beğendiniz mi? Çok güzel. Ne düşünüyorsun Hürrem? Bayıldım. Çok güzel. İbrahim Paşa, Leo Efendi'ye söyle yarın saraya gelsin. Bizatihi tebrik etmek istiyorum. Gelemez hünkârım. Gitti. Ben yolladım. Nasıl? Nereye gitti? Rutenya'ya. Aşkını bulduğu topraklara.
yolladın. Hadi Beleo, diktin beni burada. Nasıl efendi? Oo, Antonio Kaptan. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben de yarın size gelecektim. Hayırdır? Victor Yayı amcasından mektup var. Ha. İsabet olmuş. Ver götüreyim öyleyse. Gelin bir şeyler içelim. Yok. Sağ ol. Bir arkadaşı bekliyorum. O gelecek gibi de değil galiba. Ya hadi selametle. Ürem Sultan. Arem'de yaşıyor. Sultan Süleyman evli. Benim 3 çocuğum var. 2 şehzade doğurdum. Şehzade? Yani prens. Ha. 3 şehzademiz var. Hünkârımızın Mahidevran Sultan'dan da bir şehzadesi var. Çok karısı var sultanın. 10, 100, 1000 kadın köle var diyorlar. Sultan kaç kadın oluyor? Yalan. Yok öyle 1000 hatun. Her sarayda harem vardır. Venedik'te yok mu? Aa, yok Venedik'te. Kilise yasak dedi. Senin anne ayrı, senin yok Ritti anne ayrı. Nasıl oluyor? Benim baba 2 evlilik yapmış. Hani kilise yasak demişti? Benim anne kilise nikahlı, Elvize anne yok nikah. Senin baba da kurmuş harem işte. Nasıl? Nereye gitti? Rutenya'ya. Aşkını bulduğu topraklara. Kral Laios Vatikan'dan yardım istemiş haberini aldım. Etekleri tutuşmuş belli ki. Lakin korkunun ecele faydası yok. Laios'un destekçisi malum Şalken. Kral François'yı hala esir tutuyor. Hünkârım, François'nın annesine gönderdiğiniz cevap kulağına gitmiştir elbet. Desteğinizden haberi vardır. Şalken'in aklı varsa François'un esaretini bitirir. Aksi halde kendi esareti başlar. Siz sultanın kraliçesi? Kraliçe yok bizde. İsmin ne sen? Sadıka. Sen de Sultan Süleyman cariye. Saraydaki tüm hatunlar hünkârımızın haremidir. Nasıl? Ben yapmam. Ben de yapamıyorum zaten.
Peki İbrahim Paşa, onun haremi var? Hayır. Yalnız siz, başka yok? Yok, yasak. Böyle bir durumda paşayı boşarın. Sultanım, müsaade edersiniz ben bahçeye çıkmak istiyorum. Güzel, biz de gelelim. Mesnun! Artık gitme vaktidir. Hünkârım gitmeyin. Bu geceyi burada geçirseniz. Başka vakit Hatice'm. Misafirperverliğinden ziyadesiyle memnun kaldım. Teşekkür ederim. Ben de. Çok özel bir gece yaşattınız bize. Signora Teresa, sizi sarayımda ağırlamak isterim. Validemle de tanışırsınız. İbrahim Paşa. Acil konuşmamız lazım. Telaş etme Hürremut. Sabah ola hayrola. Yarın konuşacağız. Gidelim Hürrem. Memnun oldum. Hayırlı akşamlar. Paşa Hazretleri, Sultanım, müsaadenizle biz de gidelim artık. Elbette. Signora Teres uzun yoldan geldi. Yorgundur. Güzel bir gece. Ben yine gelmek isterim. Ne kadar daha buradasınız? Çok kalmayacak. Bekleriz. Paşa Hazretleri, Sultanım, bize de sizi yeniden ağırlama şerefini bahşedin lütfen. İnşallah, inşallah. Hayırlı geceler. Siz gelmeyin. Geleceğim. Paşam. Hayırdır matrakça gece gece? Leo'yu arıyorum bulamıyorum paşam. Burada mıdır acaba bu gece buluşacaktık? Ben onu memleketine yolladım. Ailesini özlemiş. Bana söylemedi paşam veda bile... Fırsat bulamamıştır matrakçı. Sonra konuşuruz, geç oldu. Söyleyecek. Yok. Leo konuş. Eğer konuşmasan Hürrem Hatun'u koruyamam. Alırlar kendini seni. İster misin?
Sincan'dan yeni bir mektup geldi. Al. Nasıl efendi? Sen çok iyi insan. Sadıka. Zor tutuyorum kendimi. Gözümü açıyorum sen varsın. Kapatıyorum sen varsın. Aklımdan hiç gitmiyor gözlerin. Ne olur söyle, senin de gönlün var mı bana? Bir bak ya. Ölmezsin ya, bir bak gözüme. Ha, işte bu. Böyle bak canım al, umurum değil. Lütfen git. Görecekler. Acele et Victoria. Bir an önce sözünü tutmalısın. Vakit geldi. Beş yaşından biliyorum Alexandra'yı. Benim Alex'im o. Babası köyde papazdı. Birlikte büyüdük. Aşık olduk. Evlenecektik biz. Tatarlar geldi. Yaktı, yıktı köyü. Kaçırdılar Alexandra'yı. Ben çok yaralı kaldım. Hasta yattım. O beni öldü bildi. Ben aradım yıllar. Kırım'dan buraya köle gelmiş. Hürrem Sultan olmuş. Hürrem Sultan. O bana hep git buradan dedi paşam. Git buradan. Dinlemedi. Ben ona mektup yazdım. Son kez görmek istedim. Ama gelmedi. Paşam. Onun bir suçu yok. Ona zarar vermeyin. Kalbim bir tek sana ait. Ölene
Sultanım! Sultanım! Yetişin! Hürrem Sultan'a bir şey oldu! Nesi var sultanımızın? Korkulacak bir şey değil. Sultanımız gebe. Ne dedin sen? Gebesiniz. Hay maşallah. Sultanımızın boş geçtiği sene yok. Ne bu halin? Sevinmedin mi? Tabii sevindim. Sevinçten ağlıyorum. Hayırlı sabahlar. Hayırlı olur inşallah. Neyiniz var? Hasta mısınız? Kendimi iyi hissetmiyorum. Gece kabuslar gördüm. Valide Sultanım sizi görmek istiyor. İsterseniz rahatsız diyeyim, dinlenin. Yok, demeyin öyle. Hemen hazırlanıp geleceğim. Zaten valideme söylemem gereken bir şey var. Rahat mısın? Sümbül Ağa. Hı. Ben ne olacağım? Mahidevran Sultanım beni istemiyor mu? İyileştim ben artık. Yat burada işte. Ekmek elden, su gölden. Çok sıkıldım Sümbül Ağa. Sen bir konuşsan sultanımla. Hayırdır Sümbül Ağa? Gülnihal'i münasip bir odaya taşıyacağım. Burada böyle iyileşmesi zor. Hekimin haberi vardır inşallah. Sana mı danışacağım? Mevkidaşım değilsin. Akıl mı veriyorsun bana? İyi tamam Sümbül Ağa, kızma. Nasılsın Gülnihal? Daha iyiyim. Sana bir müjde vereyim o zaman. Hürrem Sultan gebe. Gerçekten. Ay maşallah. Yine mi? Yine valla. Hayırlı sabahlar. Sana da. Gel yaklaş. Bir şey mi oldu validem? Beni çağırtmışsınız. Hatice'm ve Mahidevran'la mermer köşke gideceğiz. Sen de gel. Biraz rahatsızım validem. Dün de iyi görünmüyordun. Neyin var? Midem bulanıyor. Halim yok, başım dönüyor. Hekimler baksın hemen. Baktılar zaten validem. Gebe olduğumu söylediler. Maşallah. Hadi hayırlısı olsun. Bir avazda kurtul inşallah. Tebrik ederim. Sağlıkla dünyaya gelsin. Kazasız belasız. İnşallah.
aslanımın haberi var mı? Validem, biraz dinlendikten sonra gidip hayırlı haberi vermek istiyorum. Tamam, sen git yat dinlen. Biz mermer köşke gidiyoruz. Daha Şeker Ağa'ya söyle, lokmalar dökülsün, şerbetler hazırlansın. Münasip bir zamanda dağıtırsınız. Müsaadenizle validem. Sultanım, Gülnihal'in yanından geliyorum. Şifahaneden çıktı. Gözün aydın. Artık Sümbül'e bakacak ona. Nigar, valide Hatice ve Mahidevran Sultan'la mermer köşke gidecek. Onlar çıktıktan sonra arabayı hazırlat. Ben Hatice Sultan'ın sarayına gideceğim. Peki ama Hatice Sultan zaten burada. Sen dediğimi yap. Sultanım yaparım da. Neden gidiyorsun? Orada kimse yok. İbrahim Paşa'yla bir işim var. Sen benimle gel. Paşam. Hayırdır Matrakçı? Sabah akşam buradasın bakıyorum. Paşam. Hani söz vermiştin ya. Hani evlendirecektin. Kaç zaman oldu? Ben artık hasretine dayanamaz oldum paşam. Yap bir şeyler paşam, rüyalara giriyor vallahi. Matrakçı, sen bana bir iki gün müsaade et. Mühim işlerim var şimdi. Sonra bakarsın. Lakin sen hazırlıklara başla yine de. Allah! Allah! Paşam! İbrahim Paşam! Ay sen çok yaşa. Gel! Hünkârım. Hürrem Sultan'a haber gönderin, hazırlansın. Atlarla gezintiye çıkacağız. Hürrem Sultanımız İbrahim Paşa'nın sarayına gittiler. Hemen çağırtırım. Gerek yok, ben giderim oraya. Çekilebilirsin. Söyle ne söyleyeceksin? Size bir müjdem var hünkârım. Kendileri söylemek isterlerdi lakin... Söylesene be adam. Hürrem Sultanımız gebeymiş maşallah. Aşağıdakini çıkartıp buraya getirin. Thank you.
Kalk, yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Paşa bırakıyorum beni. Yürü, konuşma. Mesela çocukluk aşkın Leo. Rutenio'dan seni görmek için gelmiş buraya. Nigar Kalfa? Sadıka. Neden burada? Bahçeye gelin istersiniz. İşine baksana sen. Sana mı soracağım nerede duracağımı? İftiraya, oyuna nasıl inanırsın? Bu iftiranın en başta hünkârımıza zarar vereceğini bilmez misin? Bu yalan onun kalbini nasıl yaralar? Boşuna nefesini tüketme. Ne iftira var, ne de oyun. Bu hakikatin kendisi. Bizzat Leon'un ağzından duydum. Yalan söylüyorsun. Benden intikam almak için yapıyorsun bunu. Beni hiç sevmedin. Hiç saygı duymadın. Şeytansın sen. Bana yardım et Nigar Kalfa. Alex. Sonunda kavuştunuz be. Hala inkar edecek misiniz? Sultanın hiçbir suçu yok. Ben düştüm peşine. Mektuplardan bahsedelim. Gizli gizli buluşmalardan. Bunun bedeli nedir sen biliyor musun? Ne istiyorsun benden? Öleceksin Hürrem Hatun. Bu ortaya çıktığı vakit. Hünkârımız bizzat kendi verecek ölüm emrini. Sadece sen olsan da iyi. Çocukların da. Bir bir boğdurulacaklar.
Böyle bir annenin evlatları hayatta kalabilir mi? Hayır. Hayır. Olamaz. Olur. Usuller ve kaideler böyle emrediyor. Af yok. Affet beni sultanım. Baştan gitmeliydim. Dinlemedim seni. Onun hiçbir suçu yok. İbrahim Paşa. Ben hünkârıma ihanet etmedim. Ateşlerde yanmaya razıyım ama bunu kabul etmem. O benim canımın sultanı. Çocuklarımın babası. Leo'yu öldü biliyordum. Bu söylediklerini kimse dinlemez. Kimse inanmaz sana. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Ben İbrahim Paşa'ya haber vereyim. Burada bekliyorum. Bir de soğuk şerbet getir. Hürrem Sultan'a da haber ver gelsin. Hünkârımız gelmiş. Bahçede bekliyor. Yalan söylüyorsun. Gel kendin bak. Kuvvetli bir zehir. Çok süratli netice verir. Evvela felç ediyor. Sonra ciğerlerin patlıyor. Ağzın kan doluyor. Kendi kanında boğuluyorsun. Vakit geldi Hürrem Hatun. Bana acıma. Ama evlatlarımı bağışla. Ben seni uyardım. Hatırla.
Büyük lokmayı büyük laf etme dedim. Bak şimdi. Kaderim benim elimde. Paşam. Sen artık kes sesini. Yalvarma. Bu odadan kimin çıkacağına sen karar vereceksin Hürrem. Sağ ol Nigar Kafa. Sayende bu büyük meseleyi çözeceğiz. Söyledim. Geliyorlar hünkârım. Acele et, sözünü tut. Vakti geldi. Yaklaşmayın! Sonun geldi Süleyman. Oh, no, 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 no,